Tamam, yok kurular var burada. Şebekeye verilebilir hale geliyor. Basınç regülatörleri falan var çıkışında. Şebekeye verilebilir hale geliyor. Şuradan da bu MEGİS'e sisteme kapalı devre çalışıyor. Tekrar sisteme dönüyor. Şurada TEG ünitesi var. Gazı kurutucu boru hattı şu istikametten şeye bağlanıyor. Şurada bir göl. Diğer taraf artık denize doğru gidecek. Kara taraf da kara taraf. Kara kısmı başladı, kaynak rotasına seriliyor. Kazan doyana kadar. Kaç? 30. 30 saat. Ondan sonra film çekiliyor. Film çekiliyor, bir gün sonra. Dilek okey verirse. Okey verirse. Evet. Allah kolaylıkla. Sağ ol da. Sağ ol. Teşekkür. Bu yüzyılın küresel anlamda en büyük keşiflerinden birisinden altına imza atmış olduk Türkiye olarak. Sık sık da gelip yerinde ilgili arkadaşlardan, proje yöneticilerinden, yüklenicilerden de sunum alıyoruz, briefing alıyoruz ve konuyu yakından da takip etmiş oluyoruz. Bugün itibarıyla sahada sizinle biraz önce beraber gezdik. Yoğun, hummalı bir çalışma var. Zemin ıslahı büyük oranda bitmiş durumda. Üst yapı müteahhitimiz girdi. Orada da ciddi bir çalışma var. Şu anda işte boruların arkasında duruyoruz. Gördüğünüz gibi bu borular Karadeniz'in yüzlerce metre altına yerleştireceğimiz borular. Boru sevkiyatında da %60'lara ulaştık. İnşallah Haziran ayı gibi boru sevkiyatımız, teslimatımız tamamlanmış olacak. Belki işte Haziran veya Temmuz'da da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Şu anda yine bir gemimiz kıyı tarafında işlemlerine devam ediyor. Orada deniz tabanında ıslahlar yapıyor. Bir taraftan karada terminale kadar gidecek olan borulama işlemleri devam ediyor şu anda. Zaten proje bittiğinde herhalde dünyanın da örnek gösterilen büyük mega projelerinden birisi olacak. Son derece çevreci bir proje. Uluslararası çevre standartlarına uygun raporlanmış bir proje. Ve burada bizimle birlikte çalışan firmaların hemen hemen tamamı da dünya ölçeğinde bu işleri yapmış firmalar. Sadece karada bugün itibariyle yaklaşık 2000 tane işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içerisinde herhalde bu sayıyı 2 katına kadar çıkartmış olacağız. Deniz tarafında da şu anda yaklaşık 1000 civarında çalışanımız var. Şu anda gemilerimizin bir kısmı orada biliyorsunuz çalışıyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 tane sondajımızı tamamlamış olduk. Sadece kuyu açmak yeterli olmuyor. Onun üretime hazırlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Yavuz gemimiz limanda aslında çok kritik bir göreve çıkacak Nisan'ın 4'ü itibariyle. Bugün sabah saatlerinde dev bir kargo uçağı ile ilk kuyumuzun başına yerleştireceğimiz Christmas Tree diye adlandırılan oradaki debi ve basıncı yönetecek su tabanı ekipmanı Türkiye'ye geldi. Onu inşallah en kısa süre içerisinde Filyos'a nakledeceğiz. Yavuz sondaj gemimize yerleştireceğiz ve kuyumuzun başına götürerek kuyu başında o montajı su altı robotlarıyla yapacağız. Burada hakikaten teknolojik olarak da dünyada en gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz. Bir taraftan sahada işler yapılırken bir taraftan da simülasyon çalışmaları, otomasyon çalışmaları devam ediyor. Biz bugünden
yarın fiziki olarak operasyon nasıl yapılacaksa onun bir ikizini dijital platformda da hazırlıyoruz. Eğitimleri bir taraftan arkadaşlarımız tamamlıyorlar. Çok yönlü bir, hummalı bir çalışma var. Nasipse işte daha önce de ifade ettiğimiz gibi bunu Cumhuriyetimizin 100. yılında insanımızın hizmetine sunmak arzusundayız. Tüm gayretimiz de o yönde devam ediyor. Çalışanlarımızın tabii iş sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyin üzerinde. Türkiye Petrolleri de hızlı bir şekilde bir aksiyon alarak bu tesisi kazandırmış oldu. Sadece kendi personelimize değil, bu civarda yaşayan vatandaşlarımız da yine aynı şekilde buradan istifade etmiş olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Rabbim kazasız belasız çalışmayı. Buyurun bakalım. Sağlık personeli, 24 saat, 7 gün 24 saatlik hem altı araçlı olduğuna bakmıyoruz. Doğru. İşlerine bak. Tabii. Hemen iki odayı da saatimize göre hazır tuttuğumuz yönünde. Buna göre sigortalarımız falan.